Ve bu para birimlerinde şimdi kripto para uzmanı Alp'le konuşacağız. Hemen Alp'e bağlanıyoruz. Merhaba Alp, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Alp, en çok ben şu konuyu merak ediyorum. Şimdi evet, hayatımızda bir Bitcoin var ama onun yanında bir sürü kripto para var. Neredeyse her geçen gün yepyeni kripto paralar çıkıyor. Altcoin deniyor galiba sizin dünyanızda buna. Neden bu kadar çok coin var acaba? Şimdi şöyle açıklayalım. İlk başta birazcık rakamlardan bahsedelim. Şu anda aslında toplam kripto paralar içerisinde 8788 tane coin ve token olarak nitelendirebileceğimiz kripto para var. Bunun birazcık farkından bahsedecek olursak da aslında bunların %90'ı Ethereum üzerinde çalışan tokenlar. Yani aslında o kadar da böyle yansıtıldığı gibi 8000 tane, 9000 tane kripto para yok. Sadece %80'i, 90'ı, hatta daha bile fazlası Ethereum üzerinde çalışan tokenlar. Şimdi biraz bunları farklı şeylere ayırmak gerekiyor. Hepsinin kullanım amacı farklı. Bir kere ben kesinlikle en baştan şunu söylemek istiyorum. Bunlardan %95'i belki önümüzdeki yıllarda hayatımızda olmayacak. Sadece Bitcoin'in kopyalanmasıyla ortaya çıkmış. Çoğu belki kötü amaçla ortaya çıkmış. Bazılarının hiç kullanım alanı olmayan, geliştiricisini çoktan geliştirmeyi bıraktı. Bazıları sadece deneme amaçlı yapılmış aslında projeler diyebiliriz. Şimdi Bitcoin dediğimiz şey aslında para ile ilgili olan sorunu çözüyordu. Hem değer saklama aracı olarak hem ödeme yöntemi olarak buna odaklanmış bir kripto para, ilk çıkmış kripto paraydı. Bunun yanında Ethereum dediğimiz aslında akıllı kontratların üzerinde çalışabileceği çok farklı bir platform. Yani amacı ödeme yapabilmek için değil, akıllı kontratlara ev sahipliği yapabilmek için. Zaten diğer bu dediğimiz 8-9 bin tane kripto para da ERC20 token olarak Ethereum'un üzerinde çalışıyor. Evet, peki Alp, şimdi 8000 küsür aslında kripto paradan bahsediyorsun veya token'dan bahsediyorsun. Şimdi peki bu kadar kolay mı? Mesela biz seninle otursak acaba Teknohayat coin'i yapabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim, yani maksimum 1-2 saatimizi alır diyebilirim. Onu yapmakta yazılım olarak hiçbir sorun yok. Direkt Ethereum üzerinde bir tane token çıkarabiliriz. Yapılabiliyor yani, kolay bir şekilde yapılabiliyor. Şunu da sormak istiyorum Alp sana. Şimdi İnsanlar artık kredi çekip bu belki de bilmedikleri coinleri satın alıyorlar. Acaba bu coinler güvenilir mi sence? Şimdi şunun üzerinde durmak gerekiyor. Ben 7-8 senedir bu işin içerisinde olmama rağmen her zaman şu konuda insanları uyarmaya dikkat ettim. Kripto paralar öyle kredi çekeyim, evimi arabamı satayım, işte burada bir fırsat varmış, bunlar yükseliyormuş, ben de gireyim buradan para kazanayım, herkes bunları konuşuyor gibi kesinlikle yaklaşılmaması gereken şeyler. Şöyle anlatmak gerekirse, mesela Bitcoin üzerinden örnek verecek olursak bir Bitcoin almak zorunda değilsiniz. Yani bu çeyrek altın, yarım altın, tam altın alır gibi, hatta 5 liralık, 10 liralık bile Bitcoin alınabiliyor. Bu yüzden ben her zaman kumbaraya bir miktar para atar gibi, biriktirir gibi, eğer hala hazırda döviz yatırımı, altın yatırımı yapabiliyorsanız belki portföyünüzün %3'ü 5'i kadar da Bitcoin'e sepetinizde yer vermenin uygun olduğunu söylüyorum. Kesinlikle herkes burada Bitcoin alıyormuş, fiyatı artıyormuş şeklinde borçlu harçta yatırım yapılmaması gerekiyor. Bu sadece kripto paralar için değil, aslında genel bir kural da diyebiliriz. Evet, buradan da izleyicilerimizi uyaralım. Alp, çok teşekkürler, çok sağ ol. Ben çok teşekkür ederim. Hoşça kal, bay bay.